İngiltere'nin resmi yayın kuruluşu BBC'nin hazırladığı bir belgeselde Türkiye aleyhine kara propaganda yapıldığı ortaya çıktı. Meğer BBC'nin Suriyeli Fatma'sı aslında Urfalıymış. Gazeteci Stacey Dooley, Urfalı dilenciyi Halepli diye tanıtmış. Durumu Laleli esnafı fark etti. Belgeselcinin planını bozdu. Belgesel yayından kaldırıldı. Çekmeye küçük kötü durumlara düştük. Kadın geldi buraya, aşağıdan parayla tutmuş getirmiş buraya konuşturmaya. Suriyeli diyor, alakası yok. Ben bu kadını çok iyi tanıyorum dedim. BBC'nin belgesel hazırlayıcısı Stacey Dooley Türkiye'yi karalamaya çalıştı. Urfalı dilenciye para verdi, Suriyeli kadınmış gibi röportaj yaptı. Kadını iyi tanıyoruz açıkçası. Aksaray Yaya Köprüsü'nün üzerine dinlendiğini biliyorum. Şahsen biliyorum. Çok da iyi tanıyorum. Stacey Dooley 2016 yılında içinde Türkiye'den de bölümler olan bir belgesel hazırladı. İstanbul'da Laleli'nin yolunu tuttu. Ne haberciliğe ne de etik ilkelerine uyan bir iddiada bulundu. Yüzünü sarıp sarmaladığı bir dilenci üzerinden kara propaganda yaptı. Bir parça ekmeğe küçük kötü durumlara düştük. Gelişlerini görünce biz yani olayı az çok anladık. Bir şeyler döndüğünü anladık. Yani bir artık ülkeyi kötülemeye çalıştıklarını. Baştan aşağı asparagas kokan belgeselde o dilenci kadın Halepli diye tanıtılmaya çalışılınca Laleli esnafı kendisine tepki gösterdi. İngiltere'nin resmi yayın kuruluşu BBC'nin Türkiye'yi hedef alan o belgeselinde Suriyeli diye tanıttığı kadının aslında Suriyeli değil, Urfalı, Harranlı olduğunu da işte buradaki Laleli'deki esnaf ortaya çıkardı. Hazırlanan o belgesel 2018 yılında da online platformlarda erişime açıldı. Belgeselin Türkiye bölümü çok konuşuldu. Çekimlerdeki bu kadın iç savaş nedeniyle Halep'ten kaçarak Türkiye'ye gelmiş gibi tanıtıldı. Problem. What's the problem? This problem. Sonuçta kadın bir Suriyeli falan değil. Haranlıdır. Polis arkadaşlar da geldi. Biz onları da kendilerine bildirdik. Türkiye'de dilenen Suriyeli kadınlara kötü muamele yapıldığını iddia etti. Hatta Suriyeli kadınların tecavüze uğradığı şeklinde iğrenç iftiralar attı. İşte o belgeselci kadın yanına Fatma diye bir kadın aldı ve buraya Laleli'deki Vakıflar Çarşısı'na geldi. Sözde o kadının Suriye Halep'ten geldiğini ve Türkiye'de dilendiğini, para yetmediği zamanlarda da bedenini satmak zorunda kaldığını söyledi. Ama yalancının mumu yatsıya kadar yandı. BBC kanalının İngiliz yapımcısı Julia Rook, Suriyeli olduğu iddia edilen kadının Türkiye'de kendilerine destek veren bir yerel yapımcı tarafından, Türk yapımcıysa kadının Rook tarafından bulunduğunu söyledi. Muamma devam ederken BBC bu tartışmalı belgeseli yayından kaldırdı.